وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. بقرة سورسي 35. آيات. Bismillahirrahmanirrahim. Bu dersimizde Bakara suresi 35. ayetin tefsirine geçiyoruz. Allah-u Teala şöyle buyuruyor mealen. Biz ey Adem, sen ve eşin Havva beraberce cennete yerleşin. Orada kolaylıkla istediğiniz zaman her yerde cennet nimetlerinden yiyin. Sadece şu ağaca yaklaşmayın. Eğer bu ağaçtan yerseniz her ikiniz de kendine kötülük eden zalimlerden olursunuz dedik. Kurtubi tefsirine göre Allah Teala şeytanı cennetten kovduktan sonra Adem'e cennete yerleşmesini ve orayı kendine mesken edinmesini emretmiştir. Çünkü cennet sükun yeridir. Burada sükun hareketin zıttı olan durgunluk anlamında değil, istikrar bulmak manasınadır. Kişi hanımına zevç veya zevce diyebilir. Ancak Ebu'l-Leys tefsirinde de denildiği gibi zevç daha fasihtir. Evet, zevç erkek için kullanılır. Zevce kadın için kullanılır. Ancak ayette Hazreti Havva için de zevç kelimesi geçmiştir. Onu izah ediyor burada. Zevç daha fasih olduğu için bu kelime geçmiştir. Bununla zikredilmiştir. Allah Teala ikamet hususunda erkeğin asıl olmasından dolayı başlangıçta Havva'ya hitap etmemiş, onu Adem'e tabi kılmıştır. Evet, Adem'e hitap etmiştir. O Havva'yı da ona tabi kılmıştır. Ayette geçen cennet üzerinde ihtilaf olunmuştur. Müfessirler cennetin mükafat yurdu olduğunda icma etmiştir. Kur'an'da inmek manasına geçen hübud kelimesini ve bahçeden Hindistan'a intikal etme şeklinde tevil etmişler ve buna ihbitu Mısran ayetindeki şehre giriniz manasına gelen hübud emrini delil göstermişlerdir. Ancak bize göre bu delil pek sağlam değildir. Çünkü hübud kelimesi kendi manasında kullanılması imkansız olduğunda intikal manasına tevil edilebilir. Adem'in cennetten hübutunda ise tevile gerek yoktur. Hazreti Havva'nın Adem Aleyhisselam'ın cennete girişinden önce mi yoksa sonra mı yaratıldığı hususunda ihtilaf vardır. İbni Abbas radıyallahu anh'tan gelen rivayete göre Allah Teala meleklerden bir ordu göndermiş, Adem ve Havva'yı yakut, inci ve zümrütlerle süslü altın bir döşek üstünde cennete taşımışlardır. Evet, burada diyor, cennette mi yaratıldı? Başka yerde yaratılıp sonra cennete mi geçtiler? Hazreti Adem ile Hazreti Havva, bu Hazreti Havva'nın yaratılışı konusunda bir ihtilaf olduğunu da beyan ediyor. İbni Abbas radıyallahu anh'tan gelen rivayetle de bu şekilde ifade ediyor. Abdullah İbni Mesud'dan Havva'nın cennette yaratıldığına dair rivayet de şöyledir. Evet, şimdi başka bir rivayet cennette yaratıldığına dairdir diyor. Cennetin yaratılmasından sonra oraya yerleşen Adem Aleyhisselam önceleri tek başına yaşamaktaydı. Allah Teala onu uyutarak sol tarafından bir kaburga kemiğini aldı ve yerine et doldurdu. Bu kemikten Havva anamızı yarattı. Ancak bazı alimler Havva'nın Adem'in kaburga kemiğinden yaratıldığını kabul etmemişlerdir. Onlara göre bu durum Adem'in eksik olması demektir. Peygamberlerin ise eksik olması caiz değildir. Buna karşılık biz de şunu deriz. Görünüşte bu Adem Aleyhisselam'ın için eksilme ise de aslında onun manen tamamlanmasıdır. Çünkü Adem Aleyhisselam onunla yalnızlıktan ve üzüntüden kurtulmuştur. Allah Teala Havva'yı Adem'e sükunet vesilesi kılmıştır.
Adem aleyhisselam uyandığında Havva validemizi başucunda oturuyor buldu. Ona sen kimsin dedi. Havva validemiz ben bir kadınım dedi. Niçin yaratıldın diye sordu. O da senin benimle ve benim de seninle sekinete erip huzur bulmamız için cevabını verdi. Melekler Adem aleyhisselama onun ismini sordular. O da Havva dedi. Havva'nın bir canlıdan yaratıldığı veya bütün canlıların aslı olduğu veyahut da çenesinde veya dudağında siyaha yakın bir kırmızılık bulunmasından dolayı Havva adını aldığı rivayet edilir. Evet, neden Havva ismini açıklıyor? Canlı bir canlıdan yani Adem'den yaratıldığı için bu manaya da gelir diyor. Veyahut da çenesinde veya dudağında bir kırmızılık bulunmasından dolayı da bu ad verilmiş olabilir. Yeryüzünün yüzey tabakasından yaratıldığı için ilk insana Adem ismi verildiği gibi erkekten yaratılan Havva'ya da Mer'e, kadın denmiştir. Havva 997 yıl yaşamış, Adem aleyhisselamdan 7 yıl 7 ay sonra ölmüştür. Burada okumuş olduğumuz Fütuhat-ı Mekkiye'de Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri de Hazreti Havva'nın yaratılışını Hazreti Adem'in sol kaburgasından yaratılmıştır diye ifade eder, izah eder. Tabi burada farklı görüşler olduğu için, bu bir tefsir olduğu için farklı görüşleri de ele almakta. En doğrusunu tabii ki Allah bilir. Allah Teala annesiz olarak Havva validemizi, babasız olarak da İsa aleyhisselamı yaratmıştır. Bu ikisinin dışında kalanlar bir anne ve babadan meydana gelmişlerdir. Bunlar Hazreti Adem'in çocuklarıdır. Ancak Hazreti Adem'i annesiz ve babasız olarak yaratmıştır. Yaptığı işlerle akıllara durgunluk veren Allah'ın şanı ne yücedir. Yine Fütuhat'ta bu konuda der ki yaratma, insan türünün yaratması dört çeşittir. 1. Hazreti Adem'in yaratılışı. Hazreti Adem'in yaratılışı ayrı bir yaratılıştır. Allah-u Teala iki elimle yarattığım diye buyurur. Sonra Hazreti Havva'nın yaratılışı ki Adem'den yaratılmıştır. Adem'in sol kaburgasından. Onun yaratılışı da ayrıdır. Sonra Hazreti İsa'nın yaratılışıdır ki o da Hazreti Meryem'den doğmuştur. Babasız olarak onun yaratılışı da farklı bir yaratılıştır. Bir de Ademoğulları dediğimiz insanların, diğer insanların yaratılışı. Dolayısıyla dört çeşit insanın yaratılış durumu söz konusu. Havva anamız boş yere yaratılmamıştır. Onunla Adem aleyhisselamın yalnızlığı giderilmiş, kıyamete kadar insan neslinin devamı sağlanmıştır. Böylece peygamberlerin ve dinlerin gönderilmesi mümkün olmuştur. Ben tekrar burada bir parantez açacağım. Fütuhat'taki İbn Arabi Hazretlerinin izahatları doğrultusunda bir şeyler daha ifade edelim. Konunun daha iyi anlaşılması adına ya da tefsire zenginlik katılması adına. Hazreti Adem'in sol kaburgasından uyurken sol kaburgasının çıkarılarak Hazreti Havva'nın yaratılmasını ve orada olan boşluğu, İbn Arabi Hazretleri der ki sol kaburgası çıktıktan sonra oradaki boşluğu o kendisinden ayrılan parçaya karşı sevgiyle doldurmuştur Allah-u Teala. Yani Havva'ya sevgiyle, kadına sevgiyle. Kadının da sevgisi çıktığı yere yani vatanına, aslına olmaktadır. Yani Adem'e. Dolayısıyla bunları birbirine sevgi, muhabbet duymaları üzerine Allah-u Teala halk etmiştir. İşte bunların evlilik, nikah akdi ile birlikte oluşan evlilikle bu Hazreti Havva için vatana olan sevgisi, muhabbeti, vuslata erme hasıl olmuştur. Hazreti Adem için kendisinden ayrılmış parçaya vuslatı hasıl olmuştur. Bir cihetten de şunu da ifade eder. Burada da Allah-u Teala nasıl ki Hazreti Adem'i yarattığında Hazreti Adem Rabbinden gelmesi hasebiyle Rabbine olan bir iştiyakı vardır. Rabbine bir sevgisi, iştiyakı, muhabbeti, vasıl olma düşüncesi vardır Hazreti Adem'de yani erkekte. Aynı şekilde Havva'da da yani kadında da vatanına vasıl olma iştiyakı vardır. Nasıl ki kadın erkeğine
muhabbet besler, vatanına vasıl olma cihetiyle. İşte erkek de Rabbine karşı bir iştiyakı ve vatanına vasıl olma besler der. Bu şekilde izah eder. Kısaca özetlemiş olduk. Tabii bunun detayını Füsusul Hikem'de Muhammed faslında detaylıca izah etmektedir Muhyiddin İbni Arabi Hazretleri. Evet, devam ediyoruz. Evlilikte dini, dünyevi ve uhrevi pek çok faydalar vardır. Allah Teala Kur'an'da sadece evli peygamberleri zikretmiştir. Yahya aleyhisselam sünneti yerine getirmek ve evliliğin faziletinden mahrum olmamak için evlenmiş. Fakat kendi şeriatınca azimeti tercih ederek hanımıyla cima etmemiştir. Bu yüzden Allah Teala onu hasur, iffetli sıfatıyla övmüştür. Yahya aleyhisselam hakkında bu konuyla alakalı detaylı izahat yine fütühatta mevcuttur. El-Eşbah'ta der ki, Adem aleyhisselam devrinde meşru kılınıp günümüze kadar devam eden ve cennette de devam edecek iman ve nikah dışında bir başka ibadet yoktur. Evlinin bekara olan üstünlüğü, mücahidin evinde oturan kimseye olan üstünlüğü gibidir. Evet, evliliğin hikmetini, faziletini ifade ediyor burada. Evli kimsenin bir rekat namazı, bekarın 70 rekatından daha faziletlidir. Bütün bunlar evliliğin neslin devamı için gerekli olmasından ve insanı zinadan korumak keyfiyetinden kaynaklanmaktadır. Sadi şöyle der. Ey akıllı kişi! Hamile kadınlar doğum zamanı eğer yılan doğursalar, akıllılar nezdinde daha güzeldir. Yüzsüz çocuk doğurmaktan. Cennet meyvelerinden istediğiniz zaman her yerde bol bol yiyin. Meyveler bitecek diye sıkıntıya düşmeyin. Allah Teala yasak ağaçtan yemek için bahane bulamasınlar diye onlara her türlü nimeti bol bol sunmuştur. Allah Teala yeme emrini her ikisine birden yöneltmiştir. Yerleşme ve ikamet hususunda Adem Aleyhisselam'ı asıl olduğu için önceki ayette Havva ona tabi kılınmıştır. Yeme içme hususunda ise Havva validemiz asıldır. Bu yüzden ayetteki emir ikisine de yönelmiştir. Allah Teala'nın Adem Aleyhisselam'ı halife olarak seçmesine ve şerefli kılmasına rağmen yemeği emretmesinin hikmeti onun mahluk olduğunu hatırlatmaktır. Mahluk olana yaraşan başkalarıyla kaynaşmak ve ihtiyaçlarını gidermektir. Sadece şu ağaca yaklaşmayın, yani ondan yemeyin. Eğer yasaklanan şey ağaca yaklaşmak olsaydı, takraba fiilin rası ötreli olurdu. Sonuncu takdire göre ayet, şu karşınızda duran ağaca yaklaşmayın manasına gelir. Allah Teala direkt olarak ağaçtan yemeyin yerine ona yaklaşmayın buyurarak, bu yasağa uyulmasının ne kadar önemli olduğunu göstermiştir. Sufilerce meşhur olan görüşe göre şecereden maksat buğday ve buğday başağıdır. Şecere ağaç demek. Buradan maksat aslında buğday demektir demişler. Yani yemeyin, Allah-u Teala'nın şu ağaca yaklaşmayın, ondan yemeyin dediği buğdaydır diye yorumda bulunanlar da olmuştur. Çünkü insanoğlunun beslenmesinde en önemli rol ona aittir. Buğday başağının tazeyken rengi çok güzeldir. Ürünü olan un, baldan tatlı, kardan beyaz, köpükten daha yumuşaktır. Allah Teala başağı insanoğluna rızık olarak vermiştir. Adem Aleyhisselam'ın buğday başağı yediğinden onun ziraatiyle imtihan olunduğu rivayet edilmiştir. Başka bir rivayete göre Adem Aleyhisselam üzüm yemiş, bu yüzden ondan yapılan içki haram kılınmıştır. Evet, böyle de bir rivayet var diyor. Yaklaşmayın dediği şey üzüm diyen de vardır. Böyle bir rivayet de vardır. Bu ağacın incir ağacı olduğu da söylenmiştir. Kesin bir nas olmadığı için bu ağacın ne olduğunu tayin etmemek evladır.
Eğer bu ağaçtan yerseniz zalimlerden olursunuz. Evet, kesin bir şey belirtilmediği için bunlardan saydıklarından herhangi biri olur veya bunların dışında bir şey de olabilir. Dolayısıyla ille şudur demek hata olur, yanlış olur. Ama burada bir ağaca yaklaşmayın, şu ağaca yaklaşmayın, bu meyvesini yemeyin diye bir Allah-u Teala'nın ikazı olduğu açık ve net. Bu ağaçtan yiyenler Allah'ın yasağını çiğnemişler ve onun koyduğu sınırları aşmışlardır. Bu yüzden diğer birçok nimetten mahrum kalmışlardır. Bazı mana ehli velâ takrabâ emrinin Adem Aleyhisselam'ın bu hatayı işleyerek cennetten çıkarılacağına işaret olduğunu söylemişlerdir. Çünkü cennette ebedi olarak kalacak kimseye hiçbir şey yasaklanmaz ve mahsurlu görülmez. Zaten muhakkak yeryüzünde bir halife yaratacağım ayeti bu görüşü desteklemektedir. Yani Allah-u Teala'nın muradı zaten oradan çıkartmak idi. İbn Arabi Hazretleri de böyle diyor ya. Aslında o yasak olan ağaçtan yemesi Allah-u Teala'nın iradesiydi. Evet, tabii ki burada Adem Aleyhisselam bir hata işlemiş oldu ama bu hatayı işlemesinde bir hikmet var. Çünkü cennetten çıkarılarak yeryüzüne inecek ki halifeliği orada açığa çıksın. Yine bir görüşe göre diyor, mana ehlinin bir görüşüne göre cennette bir şeyin yasak olması mümkün değil. Dolayısıyla burada bir hakikate, bir hikmete binaen o ağaç yasaklanmıştı. Yine bazı görüş sahipleri bu hususta cennetin ahirette biz vefat ettikten sonra, kıyamet koptuktan sonra, hesap görüldükten sonra ahirette insanların sevk edileceği cennet olmadığını, Adem Aleyhisselam'ın yaşadığı bu cennetin o cennet olmadığını da ifade edenler olmuştur. Sidretül Münteha'da bulunan bir cennet olduğunu, hani o cennetin, ahirette gidilecek olan cennetin benzeri bir mekan, bir alan, cennet benzeri bir alan olduğunu ifade edenler de olmuştur. Dolayısıyla yani o cennet eğer ki ahirette gidilecek cennet olsaydı oradan çıkmak zaten mümkün değil. Cennete giriş var ama çıkış yok. Bu manada bir tevilde bulunarak dolayısıyla Hazreti Adem ve Hazreti Havva'nın yaşadıkları orası ahirette gidilecek cennet değil, onun benzeri bir cennette. Allah-u Teala orada tutmuştu onları ve oradan çıkış oldu, yeryüzüne iniş oldu diye bu manada bir görüş beyan edenler de vardır. Bunu da böyle zikretmiş olduk. Şeyh Necmettin Kaddesallahu Sırrı bu ayeti şöyle tefsir etmiştir. Allah Teala'nın Adem'e olan bu hitabı onu imtihan içindir. Onun ağaçtan yemesini yasaklaması bir çeşit nazlanmadır. Ayetteki ağaç muhabbet ve mağfiret ağacıdır. Allah Teala bu ağacı yasaklamakla Adem'de bir merakın uyanmasına vesile olmuştur. Öyle ya, yasaklanan insan bir ilgi duyar, merak eder. Niye? Neden? Çünkü insanoğlunda yasaklara karşı aşırı bir düşkünlük ve merak vardır. Neticede Adem Aleyhisselam ağaçtan yemiştir. Böylece hilafetin ve muhabbetin sırları ortaya çıkmıştır. Evet, o meyveyi yemiş olmasında bir sır var. İşte o hilafet yeryüzüne inecek ki hilafet ve muhabbetin sırrı açığa çıkacak kendinden. Allah'ın Gaffar, Settar, Tevvab gibi cemal sıfatları ile Kahhar gibi celal sıfatları tecelli etmiştir. Velhasıl Allah Teala Adem'in ağaçtan yiyeceğini bildiği halde ona yemeği yasaklaması, onun işlediği günahtan tevbe ederek temizlenmesini ve sevgisine layık olmasını sağlamıştır. Çünkü Allah Kur'an'da tevbe edenleri ve temizlenenleri sevdiğini haber vermektedir. Evet, Allah-u Teala insanların günaha düşeceğini biliyor. Çünkü insanı yaratan Allah, onu ne özellikte yarattığını hakkıyla bilen tabii ki Allah-u Teala'dır. Dolayısıyla insan yaratılışındaki, mayasındaki tesirden dolayı günaha meyli vardır. Düşer, hata eder. Allah-u Teala hiç günah işlememeyi istemiyor insandan. Hataya düşüp günah işlediğinde tevbe etmesini istiyor. Çünkü insanın hataya düşeceğini, günah işleyeceğini, muhakkak hataya düşeceğini, günah işleyeceğini Allah-u Teala biliyor.
Dolayısıyla asıl olan tövbedir. Yani hatasını anlayıp Allah'a tövbe etmektir. Yine Fütühat'ta Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri tabii işin hakikat boyutundan, manadaki derinlik boyutundan bakarak bazı izahatlarda da bulunuyor. Yine tasavvuf ehli bu konuda şu ifadeyi de söylüyor. Caferi Sadık Hazretlerinin sözü olması lazım. Allah Adem'e ağaca yaklaşma, bunun meyvesini yeme diye emretti. Fakat ağaca yaklaşıp ve o meyveyi yemesini irade etti. Şeytana Adem'e secde et diye emretti ama secde etmemesini irade etti diye işin hakikatini de bu cümlede ifade etmiş oluyor. Devam ediyoruz. Unutarak yasağı çiğneyen Adem Aleyhisselam'a Allah Teala tövbe etmeyi nasip etmiş ve bu pişmanlıktan muhabbet hasıl olmuştur. Muhabbet sayesinde de onun temizlenmesine imkan sağlamıştır. Nitekim bir hadiste Allah bir kulu severse ona günah zarar vermez buyurulmuştur. Yani Allah o kula pişmanlığı ve tevbeyi nasip eder. İşlenilen hata dolayısıyla insanın derecesi artıyorsa buna tenzihi zelle denir. Zelle peygamberlerin hatalarına, işlediği hatalara denilirdi. Peygamberler ismet özelliğindedir, günahsızdır. Onların yapmış olduğu hataları da zelle ifadesi kullanılmış. Allah-u Teala onları ismet özelliğiyle nitelemiş ve onlarda günah olmaz. Günahsızdırlar. Adem Aleyhisselam'ın yaptığı hatadan dolayı itaba yani ilahi tenkide uğraması, iyilerin hasenatı, mukarreplerin seyyiatı kabilindendir. Celvediye tarikatının piri Hüdayi Kattesallahu Sırru, Allah'ın kullarını cennete çağırmasını şöyle tevil etmiştir. Ayetteki cennet Adem'in vücudundaki ruhtur. Evet, tevil. Bu tevil. Ayetteki cennet Adem'in vücudundaki ruhtur. Adem kalp, eşi Havva ise nefstir. Sanki Allah Teala kalp Adem'i ile nefs Havva'sının itaat ve ibadetle ruh cennetine yükselmelerini istemektedir. Allah'ın onlara yemesini emrettiği şey marifettir. Çünkü kalp makamı marifet makamıdır. Ayetin dilediğiniz her yerde kısmından anlaşılan hayırlı ve salih amellerden istenilenlerin nafile olarak yapılmasıdır. Allah Teala'nın yasakladığı ağaç ise emre muhalefet ağacıdır. Bu yasak sadece Adem ve Havva için değil, bütün kullara şamildir. Kul ibadet ve taatle Allah'a yaklaşmaya çalışmalı, insanı helak eden dini emirlere muhalefetten kaçınmalıdır. Nitekim Mesnevi'de şöyle gelmiştir. İbadet ve taatin acı ilacını iç, ta ki sabır içinde kerem güneşi olasın. Gayret et ki nur sende parlasın. Böylece sana sülük ve hizmet kolay gelsin. Kalp aynan da temizlenip parlasın. Taat ve ibadetten sineye safa gelsin. Evet, burada 35. ayetin tefsiri tamam oldu.